belki de bir gün hani Türkiye'ye Nobel gibi hani ödülü getirebilirim. Edirne'de henüz 14 yaşında olmasına rağmen basımı hazır olan ve devam ettiği roman kitaplarının yanında Yalnızlık Üç Ece adlı şiir kitabı olan Irmak Zümer Tolunay, geleceğin edebiyatçısı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu şiirleri yazmamdaki asıl amaç insanlara bir şey katmak istiyorum. Şiir yazmaya 5. sınıfta başladığını belirten Tolunay, yazdıklarını ailesinin de desteğiyle kitaplaştırdığını söyledi. Aslında ben 5. sınıftayken yazmaya başladım şiirlerimi. Ama hani çok değerli olduklarını düşünmüyordum. Hani çok güzel olduklarını düşünmüyordum. Kendime saklıyordum okumadan. Sonra aileme okumaya başladım. Onlar da beğendiler. Gün geçtikçe daha da güzel yazmaya başladığımı fark ettiler. Böylece şiir kitabımı en sonunda yayınlamış oldum. Aslında genellikle hani durumuma göre değişiyor. Ama genellikle yalnızlık temaları var. Yalnızlık ve aşk geçiyor kitabın genellikle içinde. Edirneli genç şair Irmak Zümer Tolunay'ın hedefleri de büyük. Tolunay ileride Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan ilk Türk kadın olmayı hedefliyor. Kendimi ileride belki de yıllar sonra hani hepimiz öleceğiz. Öldüğümde belki de kitaplarımı almak istiyorum. Yazdıklarımı almak istiyorum. Belki de bir gün hani Türkiye'ye Nobel gibi hani ödülü getirebilirim. Yani tam olarak bir hedef değil ama hani yazdıklarımın belki de bir gün o değerde değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Bu şiirleri yazmamdaki asıl amaç insanlara bir şey katmak istiyorum. Yani insanlığımızın günden güne ilerlemesi gerekirken aslında daha da azaldığını görüyorum. O yüzden hani belki benim yaptıklarım bir şey değiştirebilir. Hani belki insanlara bir katkı sağlarım. Bunun için yazıyorum. Shakespeare ve Nazım Hikmet, Murat Anmonga gibi yazarların şiirlerini okuyorum. Genç şairin hayatında her zaman yanında olan ve yazdıklarının basılmasında büyük desteği olan annesi Zeynep Nilda Tolunay, kızının şiirlerini ilk gördüğünde çok şaşırdığını belirtti. Tolunay, ailesi olarak kızlarına her zaman destek vereceklerini söyledi. Değerlendiriyorduk, çok güzel diyorduk. Ama giderek yazdıkları daha değişik, daha güzelleşmeye başladı. Daha hoşumuza gitti, daha anlamlı gelmeye başladı. O süreçten sonra da kızımıza destek verdik anne baba olarak. Onu hep destekledik, yüreklendirdik yazdıklarının güzel olduğu konusunda. Ama tabii bu kadarını hiç anne baba olarak biz de beklemiyorduk. Ama biz ne olursa olsun onu her konuda olduğu gibi bu konuda da çok destekliyoruz. Ona inancımız tam. Bu nedenle kendisi artık ileride bunu nasıl değerlendirir? Yani bir kitap basılır kalır mı? Yoksa bu yazım işine devam eder mi? O konuda bakacağız. İlerlerse eğer o konuda da kendisine destek vereceğiz.